Günaydın arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Bugün sabahleyin havuza geldim. Fark ettim ki hiç size yüzme kaydı yapmamışım. Halbuki triatlonun ana dallarından bir tanesi yüzme. Yani iyi yüzemiyorsanız triatlon yapamazsınız. Hiç şansınız yok. Yarışı kazanamazsınız, yarışı bitiremezsiniz. Bisiklete iyi geçemezsiniz. Bugün de şansıma yağmadı. Bu sabah sağlam bir kar yağdı. Buyurun. Evet. Yerler bembeyaz. Evet, şimdi birazdan havuza gidelim. Şimdi zaten havuz boştur. Sakindir. Hem kar yağdı hem de sabah erken. Antrenmanı yapalım. Evet arkadaşlar. Havuza geldik. Tahmin ettiğiniz üzere bütün havuz benim. Şuraya bakar mısınız? Evet. Hatta havuzun ışıkları daha yeni açılıyor. Evet. Lokum gibi. Kimsecikler yok. Şimdi hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta ben programı da, bu haftaki programı da buraya yazıyorum. Yazma işi şöyle güzel oluyor. Hem kafamda oturtmuş oluyorum programı. Hem de unutma durumuna karşılık hemen yandan direkt tahtaya bakarak bir sonraki programı, bir sonraki aşamayı görebiliyorum. Şimdi yüzme Ironman yarışlarında en kritik bence safhalardan bir tanesi. Hatta triatletlerin en çok zorlandığı bölüm. Çünkü yüzmeden iyi çıkamazsanız, rahat çıkamazsanız bisiklet yapamazsınız. Bisiklet yapamazsanız zaten koşu yapamazsınız. Onun için yüzme hakikaten bence hatta bana göre triatlon yarışlarında, Ironman yarışlarında başlama ve bitiş, yani yüzme ve koşu hakikaten çok kritik. Çünkü bisiklet arada bir şekilde gidiyor. Şimdi bugün pull boyla bir antrenman yapacağım. Özellikle ana set dediğim bölümde 4 tane 250 metre yüzeceğim. Bunu pull boyla yüzeceğim. Pull boyu şöyle bacak arasına koyarak yüzüyorum. Burada amaç koldan daha fazla verim alabilmek. Yani bacakları hareket ettirmeden yüzmek. Çünkü bazen de şöyle oluyor, triatletler özellikle bacaklarını kullanmaları gerekiyor. Çünkü bisiklet ve koşuda bacak gerekiyor, bacak kuvveti gerekiyor. Yüzmede de hani bence minimum bacakla oradaki gücü daha çok omuza ve kola vererek bisiklete ve koşuya iyi çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi antrenmana başlayabiliriz. Evet, ısınma bitti. Şimdi 200 metre kurban. Arkadaşlar, antrenmanı yarıladık. Şimdi ufak bir su molası arada. Yani şunu söylemek istiyorum. Sadece koşuda ve yüzmede su içmiyorsunuz. Aslında yüzmede de susuyorsunuz. Arada bir mutlaka antrenman arasında mutlaka bir iki yudum da olsa su içmeniz gerekiyor.
Şimdi full boylu antrenmana geçiyorum. 150 metre 4 tane. Az önce antrenman bitti. Gördüğünüz üzere. Evet. 2200 metreyi tamamladık. Ah. Setleri bugün biraz hızlı yapmaya çalıştım. Çünkü vakit sıkıntısı var. Birazdan hemen üzerime giyip çıkmam lazım. Evet. Bir antrenmanın daha sonuna geldik.